Bu iş büyük iş. Oğlum çözeceğiz işte. Sen abine bir güven ya. Ya birinin cicikleri güzel, diğerinin poposu davulunmaz gibi ya. Ne cicik? Kimin lan? Ya Kate Upton'la Adrian Liman'ın ya. Kate Upton'un cicikleri füze gibi abi. Amerika'dan bir koy İran'ı vurursun şerefsiz. Senin Allah cezanı vermesin. Sen sabahtan beri iç çeke çeke bunu mu düşünüyordun abisi? Abi ben son 3 senedir her gün boş kaldım da bunu düşünüyorum. Ne düşüneceğim? Öyle mi? Evet. Şimdi bizim karşımıza dükkan açmış. Bütün müşterilerimizi çağıracak. Senin düşündüğün şey bu mu aslanım? İstersen birazdan bunu düşün. Düşüneyim. Hilmi bizi bitirecek. Hemen bir şey düşünmemiz lazım. Hemencecik. 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 Cicik. Cicik. Kate Upton'un cicikleri. İşte düşünemiyorum abi. Döndü dolaştı yine Kate Upton'a bağlandı ya. Bu benim suçum değil. Ya inşallah şu dükkan batar. Ben de senden kurtulurum Metin ya. Adam orada kahvenin önünde şova kalkmış. Borcunuzu affederim diyor ama işte geçmiş dükkanı almış. O bizim var ya ocağımıza incir ağacı dikecek. Hilmi bizi batıracak. Batıracak. Batırmak. Kate Upton. La bana... Upton diyor. Seni burada var ya limanı iba ederim. Bu ikisinin göz göre göre ocağını batıracağım. Burası ikinci bahar. Süper babam iki. Karşılıklı iki dükkan olsun. Tatlı tatlı atışalım. Burası Mezopotamya. Burada kan tarihle yaşıt. Burada savaş bitmez. Pardon, buralarda bir tesisatçı varmış da siz biliyor musunuz? Biliyorum, kendimden biliyorum. Tesisatçı burası. Buyurun, yardımcı olayım size. Lan bu bizim müşteriyi mi çalıyor lan? Run Forest, run! Ne oluyor lan? Efendim, Özdemir ailesi olarak, Özdemir tesisat olarak her türlü tesisat işlemimizi yapmaya hazırız. Evet efendim, karış dükkan bizim kampanyamız var. İşçilik parası da almıyoruz. Sadece malzeme parasına geliyoruz. Ben hem işçilik parası almıyorum hem de malzeme parası almıyorum. Buyur. Öyle mi? Efendim ben hem işçilik parası almıyorum hem malzeme parası almıyorum. İş bittikten sonra da kardeşim Metin Özdemir size çok güzel bir türkü çığıracak. Eklemedir koca konak, ekleme Bu ne ya? Ben hem işçilik parası alıyorum, hem malzeme parası alıyorum, hem de Metin'e türkü söyletmiyorum. Ama Fuat Avni'nin kim olduğunu söyleyeceğim. Seninle geliyorum birader. Hilmi! Perfect. Vince! Metin müşteri gidiyor abisi, bir şeyler yap. Ulan tesisattaki sorunları bize yaptırmayan müşteriyi indira zorlar gondiklesin lan. Oo, çok büyük küfür etti. Birader sizinle geliyorum. Çevirin bir taksi, takip edin beni. Öndeki araç takip et. Hemen abi. Aa, gitti ya lan. Taksimetre de açıktı biliyor musun? Run Forest, run. Belki şu bandı yakalarız. Run Özdemir, run. Bakayım. Oho, mal ya. Kalözsüz hayatta olmaz. Evet beyler. Mutfak burası. Oranın gideri tıkandı. Abi gözünü seveyim. Burası bir kokudur ya. Sadece ben bir şey diyorum. Ben bunu mandıra falan mı işletiyorsunuz abi? Arkadaşlar çalışan mı? Yok. Arkadaşlar üniversite öğrencisi. Benim kiracılar. Çocuklar. Hadi kalkın bakalım. Bu ne lan? Bak ustalar geldi. Benim kaçmam lazım arkadaşlar. Çocuklar size yardımcı olur, tamam mı? Arkadaşlar baytar mı olacak? Yok, mühendis. Hadi kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Mutfak işte burası. Sen bir otur bakayım evladım. Ali Özdemir. Metin Özdemir. Oğlum siz nasıl bir hayvansınız lan? He? Bu nasıl bir pislik? Bu pislikte yaşanır mı lan? Bu mutfağın hali ne oğlum? Şu tezgahın haline bak. Deterjana küsmüş oğlum bu. Nerede, ne okuyorsun sen bakayım koç? İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde okuyorum abi. Yazıklar olsun lan senin okuduğuna. 4 yıllıksa iyi. 2 yıllıksa bak uyandırayım. Askerliğe uzun dönem yaparsın. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Şu tiplere bak. Müptezel misiniz oğlum siz? Gözümden kaçmadı bak bu makarnaları. Makarna mı kaldı lan? Makarna ne lan? Allah Allah. Oğlum siz hiç utanmıyor musunuz lan? He? Utanma yok mu sizde? Hadi kendinizden utanmıyorsunuz. Eve gelip gidenden utanın lan. Bir tane kız girse buraya 3 günde tinerci olur, çıkar lan. Ayıp. Abi biz zaten mühendislik öğrencisi olduğumuz için pek karı kız ortamımız olmuyor. Vallahi mı? Sıçacaksan söyle, kenara çekilelim. Manyak mısın oğlum? Sıçacağım mı? Nasıl konuşuyorsun? Çoğumuz en son kadın gördüğümüz günü bile hatırlamıyoruz yani. 120 kişilik bölümde 230 tane erkek var. Öyle. Abi biz ilk üniversiteye falan gitmemişiz ya. Sen kör topal evlenip boşandın. Bu onu bile beceremezsen. As. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyor musun işte yumurtaların hepsi... Abisi bir saniye. Yumurtaların hepsi öyle çürüp değilmiş.
Allah kabul etsin, namaz mı kılacaksın? Kardeş, bak namaz kılacaksan çok büyük hata yapıyorsun. Kıble bu tarafta. Gerçekten bak buna baktım, usula bu. Mekke pazarından aldım. Her girdiğim evde de bakarım, kıbleyi gösteriyor. Yanlış yapıyorsun. Şu taraf. Yok abi, ben yoga yapacağım. Yap yap, yoga yap sen. Ulan tam mühendis kafası çıktınız, yemin ediyorum ben. Tango, yoga, salsa, karı kız ayarlayacağım ayağına. Gitmediğiniz etkinlik yapmadınız, hobi kalmadı lan. O güzelim milongo gecelerini de içine ettiniz zaten ha. Ülke sizin yüzünüzden sanata hasret lan. Sanat gelişmiyor oğlum ülkede. İşte abisi bunlar ülkeye emanet edeceğimiz aydınlık yüzler. Bir de bize çok iyi tesisatçıdan mucit mi olur diyorlar. Aha bunlardan mı olacak mucit? Gözümden kaçmadı. Bu ne lan? Hanginiz başlık işletiyorsunuz? Söyleyin bayım. Bir de siz buna yüzünüzü sildiniz değil mi? Cık. Yazık. Abi biz istemez miydik kız arkadaşlarımız olsun? Birlikte gezelim, tozalım. Sırf onlardan utandığımız için bile olsa şu evi temizleyelim. Aynen. Üzerimize adam akıllı bir şeyler giyelim. Ama olmuyor abi, hiç olmuyor. Bunlar hep yokluk. Abi Allah'ını seversen gel işimizi gücümüzü yapalım, halledelim. Gidelim şu evden ya. Bu ne lan böyle? Babası ölse bu kadar üzülmez bu ya. Sapık! Sapık! Gençler. Mutfağı sadece yemek için kullanıyoruz değil mi? Ama. Oğlum şunu al da ellerin boş boş durmasın. Bir boka yarayın. Hadi. Bak transa geçti, omlet yapıyor. Baba. Feyza Hanım biliyorum bu işin soruşum ama gerçekten biz buradan birilerini alıp Şerif amcanın arkadaşı diye mi yutturacağız ya? Ya ne yapalım Denizci? Ben de istemezdim böyle olmasını. Ama ne diyeyim ben şimdi? Verdiğin adres defterindeki herkes ölmüş mü diyeyim? Ben bu partiyi Karacaahmet'te mi kutlayayım yani, ne yapayım? Hanımım genelde bu tip saçmalıklar benim aklıma gelirdi. Biz birlikte fazla mı zaman geçiriyoruz seninle ha? Uzatmayın oğlum. Bana bir iki tane aday bulun şimdi. Mümkünse kafa biraz gidik olsun. Bak buradan birini acılarsak adam kaçırmadan değil tarihi eser kaçakçılığından içeri atar. Bize. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Bu nasıl? Bu fazla genç ya. Olmaz. Bizimle değilsin amca. Ne? Ulan adamı tıraş etmek için Kültür Bakanlığı'ndan restorasyon izni istiyorlar. Sen adama genç diyorsun. Yok artık. Bu nasıl? Bana böyle şeylerle gelin oğlum. Emmi, kilise galileyi yargılarken sen hangi tarafı tutuyordun? Ne tarafı tutuyordun? Amca, merhaba. Adın ne senin? Adem. Baba. Amcacığım, seni hoppaya götüreyim mi? Seni attaya getirelim mi? Ha? Canım, ha? Kızım. Amca. Canım amca. Evet, çok güzel. Tamam amcacığım, tamam. Tamam. Amca. Amcacığım. Kaldı mı böyle? Amca da konulduğu kabın şeklini alacak kıvama gelmiş ya. Amca. Amcacığım. Amca. Feyza. Adam nefes almıyor Feyza. Ne diyorsun be? Amca niye nefes almıyorsun amca? Amca bırak beni. Kurtarın beni. Ben elleyemem. Vallahi elleyemem ben. Geldim geldim, panik yapma. Nereye geldin lan? Nereye geldin? Ne bakıyorsunuz oğlum? Bir şeyler yapsanıza. Ya hanımım, icap çekimle polis gelene kadar ellemeyin dediler. Neticede cinayet mahalle. Ne cinayeti lan? Kartal, Allah senin belanı. Ne lan? Adamın salya sakıyor, salya. Salya da değil, şoruk bu, şoruk. Teyze, az daha sabret, polis yolladır. Aa! Bayıldın lan beni. Böyle ayıkken mi çıkaracaklar? Anestezi falan yapın, bir şeyler yapın ya. En olmadı, kendimden geçene kadar tokatlayın. Deniz, Deniz tokatla. Aman Kartal, yapıştır. Dedem, kadersiz dedem, gariban dedem. Dedeme bak sen ya, örümcek adam gibi yapışmış. Helal be. Kim geldi, kim? Kimsin sen? Ben torunuyum. Ölüm haberini alınca Kastamonu'dan bastım geldim. Lan adam Kastamonu'dan geldi, polis niye gelmedi? Kim geldi? Çok acayip bir şey diye teyzem aradı. Daha Samsun'dan kalktık geldik. Oradan da Marmara'yı görmeye gideceğiz kısmetse. Lan adamlar Samsun'dan geldi. Polis niye gelmedi hala? Ulan Şerif amca, şuradan bir kurtulayım. Senin o tesisatçı dükkanını bombalamazsam. Kızım, sen tesisatçı Şerif mi dedin? Eski arkadaşım. Öyle mi? Bana sizden hiç bahsetmedi amcacığım. Beni pek sevmezdi kızım. Şerif'i bilirsin, namazında niyazında bir adam. Ben o zamanlar çok haytaydım. Alkol, kumar, hepsi vardı.
O yüzden bahsetmemiştir. Amcacığım, sizi bana Allah gönderdi. Yalnız şu an müsait değilim. Şu işi bir çözdükten sonra sizinle bir görüşebilir miyiz acaba? Tabii kızım, muhakkak görüşelim. Muhakkak amcacığım. Hoşçakal amca. Lan! Japon turistler bile geldi. Polis niye gelmedi lan? Susma! Sustukça sıra! İşte kanka, polis çabuk gelsin diye. O zaman yükle. Susma! Sustukça sıra sana gelecek! Rahmetli dedeniz liseye yazdırmamıştı beni. Çok ağladım. Geçti sonra. Rahmetli babanız bana bir kere el kaldırdı. Ama sadece el kaldırma. Çok ağladım. Geçti sonra. Sonra hiç olmayacakken babanızı kaybettim. Çok ağladım. Yavaş yavaş alışıyoruz. Ama bu saatten sonra oğullarım ya da kızım birini sever ya da beğenirse, bana söylemeye çekinirse kendimi tutarım, ağlamam. Ama küserim. Öyle bir küserim ki Metin, soranlara oğlum öldü derim. Anacığım, bu ne biçim laf ya? Sen sus. Lafın muhatabı belli. Sen öyle bir şey yapmazsın, biliyorum. Allah Allah, yapmazsın derken? Oğlum, şimdi sen birini beğeneceksin, seveceksin. Oh, ölme eşeğim, ölme. Ne lan? Ben sevemez miyim birisini? Metin, duydun mu? Duydum anne. Bundan sonra birinin peşinden koştuğunu senden değil başkasından öğrenirsen ben eğer... Yok anne. Ali'de yaptık hatayı. Artık ben buna karışmam. Ama haberim olacak. Olan zavallı Şükriye'ye oldu. Allah Allah, ne olmuş Şükriye'ye? Kızcağız aslan gibi işte hayat mücadelesi veriyor. Bak kızcağızın iyi bir şeyine vesile oldum yani belki de. Metin, senin bana bir şey söyleyeceğin var mı oğlum? Yok anne. Yok. Tamam. O zaman şimdi siz gidin. Feyza Ayda alın gelin. Hadi. Anacığım benim. Sen sakın üzülme. Ne olur böyle şeyler ya? Hadi ailesi... çok konuştu münasebetsiz. Hadi. Cır 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 cır. İşte bu arabayı çalıştıracağız. Nasıl ya? Doğru mu anladım? Bir dakika. Sen şimdi babamla beraber çalıştıramadığınız arabayı çalıştırmak istiyorsun. Ya. Düşünsene be Ali. Vallahi bir şey söyleyeyim, düşünmek istiyorum da şu tipini hiç ciddiye alamıyorum ya. Dikkatim dağılıyor. Aman ya Rabbim, bak her şey kafamda. Şimdi bak, bu gece giriyoruz, patlatıyoruz mekanı ve bu arabayı kaldırıyoruz oradan. Bu gece olmaz işte ya. Bu gece çok önemli bir işim var Şükriye ile. Aslında olur ha. Kızcağızın ismini motora verdiğime göre bu gece yapalım lan. Tamam, ara o zaman Metin, hadi. Arayayım lan. Haydi. Alo, abisi. Ağlıyor mu lan sen? Ne? Evleniyor musun? Emrah mı evlenme teklif etti? Be oğlum, Emrah evlenme teklif etmişse sen niye evleniyorsun lan? Abisi bir ağlama Allah aşkına. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak, bu gece... Bak dinle lan. Bu gece çok önemli bir işimiz var abisi. Ne partisi lan? Ya Metin, ne diyorsun Allah aşkına? Bir kapat. Kapat! Ne olmuş ya? Ya evleniyorum diyor. Emrah evlenme teklif etti diyor. Akşam parti mi ne varmış? Eda ile barışacaklarmış bizimki. Nereden bileyim? Boş ver ya. Metin iptal. Neyse ya, zaten nerede çokluk orada bokluk. Biz ikimiz hallederiz bu işi. Tertemiz hallederiz hem de Ali'ciğim. Hiç merak etme. Şu ağzını bir kapat. Allah aşkına ya, yemin ediyorum bak. Ya şu tipinle var ya, Sezai'den daha çirkin olmuşsun. Bak her zaman olmaz bu. Herkes söyleme. Anlatayım mı? Ya ben seni şimdi nasıl ciddiye alacağım Allah aşkına? Sen mutant mısın ya? X-Men mi çeviriyoruz burada biz? Ali'ciğim, şimdi bak, depo burada. Bak şurada bir tane güvenlik görevlisi var. Araştırdım, Çorum Sungurlu'ymuş. Çorum Sungurlu. Hı hı. O zaman güzel, mutlaka gidelim. Yalnız giderken hatırlat, sosyadan pirinç alalım. Ya Ali ya. Anlat, anlat. Bak bu kısımdan gireceğiz. Arka taraf... Metin orada durur diye düşün. Neyse, ikimiz hallet... Tamam, dinliyor mu oğlum? Allah Allah. İkimiz halledeceğimiz için sen bu taraftan gireceksin. Ben burada beklerim. Erkek... Şerif abi, Allah'ın aşkına ya. İş mi senin şu yaptığın? Dükkanın önünde böyle göstere göstere çay içmeler falan. Ramazan, Ramazan. Karışma enişime. Sen beni yanlış anladın abi. Sen şimdi böyle dükkanın önünde göstere göstere çay içiyorsun ya. İşte gören milletin de canı çekiyor ya. Heh, işte ondan dolayı şimdi bu ay sınanma ayı. Yani insanoğlu nefsiyle biraz daha sınanıyor bu aylarda. İşte sen de bir şekilde onlara daha fazla sevap kazandırıyorsun manasında. Yanlış anladın. Ne var lan? Ben hiç öyle düşünmedim ha. Lan cehriyancılar!
Ceryancılar, abileriniz gelin. Hadi boşaltın bakayım. Çekil git Metin. Önce biz geldik. Önce elektrik sistemi döşenecek. Leş gibi idrar kokuyor oğlum burası ya. Odayı işaretlemek için siz içeriye kokunuzu mu saldınız lan? Konsantrasyonunu bozmaya çalışıyorlar oğlum. Dikkatin dağılmaz. Lan Kasım, oğlum yılbaşı partisinde kapıdaki damsız girilmez yazısını çamsız girilmez diye okuyup şamacıyla kapıya dayanmışsın diyorlar. Doğru mu? Yılbaşı diye ihtimal verdi. Lan bırak, bayan eleman aranıyor yazısını kayan eleman aranıyor diye okuyup elinle kayak Eda'nın eczanesinin önüne gitmiş abi bu. Kızcağız da diyor ki Allah'tan ikinci anlamına yormamış. Ha. Kendi kendini teselli ediyordu. Kobi alınacaktır yazısını da Kobi alınacaktır diye okumuş. Rıza abinin lokantasına gitmiş proforma kağıtlarıyla. Lan benim çırak aranıyor ilanıma. O yüzden Melin de çırakla geldi. Bala göteme elektrikçi oldun sen lan. Okurken karıştırıyorum biraz. Ne var? Hem benim matematiğim iyi. Ha iyi amına koyayım iyi. Matematiğin iyi belli oluyor. Emlak Salit abi yok mu? Onun camındaki ev ilanlarında 3+1'i çizip 4+2+1'i de çizip 3 yazmış tek tek uğraş. Emekli adam yardım edeyim dedim. Lan bir yürü git. Sabaha kadar bir dükkanın önünde beklemiş. Ne? Teşekkür etmek için. Halit abi bunu ne diyordu ya? En komik ne biliyor musun? Nasıl bir zihin 5+2'nin üzerinde çizip 8 yazar lan. Lan çocuğun ayarlarını bozmayın lan. Lan Kasım. La oğlum hepsini bir sineye çekerim de. Ya o inşaattaki çimento torbaları yok mu abi? Onun üzerinde Arapça yazılar var hani. Bu salak onu görünce 50 kiloluk torbaları alıp öpüp öpüp alnına koyup bir de göğüs hizasından yukarıda tutmaya çalışmış. Onu unutamıyorum. Kaç defa öptüyse artık. Üst dudağıyla alt dudağının arası beton tutmuş. Matkapla delmişler, ipetle beslemişler. Kamili pardon pardon Kasım'ı Kasım. Ya usta ya, usta ya. Kasım geri dön oğlum. Lan bütün ayarlarını bozdunuz çocuğum. Kısa devre yaptırdınız. Kasım. Kasım sonu aralık başı. Hadi bakalım. Arada şu işi bitirelim abi. Sen bekleyin. Yalnız abi sıra beklemiyoruz tamam da. Biz bu çocuğun çok mu üzerine gidiyoruz bazen ya? Oğlum biz dünyaya barış, sevgi, kardeşlik, mutluluk getirmek için yapıyoruz. Abisi bir vicdan yapma lan. Bir sakin ol lan. Bizim işimiz dünyayla. Elektrikçiyle bizim ne işimiz olur oğlum? Onları niye biz bekleyek ya? Hadi geç bakalım. Kasım'ı ortadan kaldırmak lazım. Hayır, beş gibi şemişler. Selamun aleyküm ustacığım, kolay gelsin. Ne yapıyorsun Yiğit? Gardını indirme, dik dur. Nasıl yani ya? Satıcıyla arkadaşlık kurma. Eğer istediğimiz fiyata yapmazsa en büyük düşmanımız o bizim. Buyur kardeş. Ustam bu çizimi kalıba döktürmemiz lazım en sağlamında. Komple kalıba mı dökülecek? Hı. Yapılır, yapılır. Yapılır tabii. Yapacaksın. İşin ne? Kaç para tutar? Sen bize onu söyle. Ücret ne kadar olur demek istiyor. Vallahi sağlam malzemeyle biraz tuzlu olur. Vallahi bende tansiyon var, kalp var. Tuzdan uzak durmam lazım. Sen şöyle kalbe dokunmayanından bir şey söylersen çok tatlı olur. Bize diyor bir güzellik yapar mısın acaba? Vallahi işler çok. Makine 10 gün dolu. 10 gün sonrasına bir indirim yaparım. Vallahi makine de öyle 10 gün dolu gibi durmuyor ustacığım. Nasıl olacak acaba? Hem bizim acelemiz var zaten. Bir an önce olması lazım bu işin. Ne acelesi Yiğit ya? Ne acelesi ya? Hilmi'nin parasıyla acelesi olmak kolay tabii. Ya bak ben Şişli'deki apartmanı ustalar boş gününde hobi olarak çalışsınlar, para almasınlar diye 17 yılda bitirdim Yiğit. Sen ne konuşuyorsun ya? Hem acele işi şeytan karışır. Bu mübarek günde günah almayalım. Usta, biz bir ay sonra gelsek, bak parasız demiyorum, sana 1 lira versem ki sen de fatura kesebilsin. Bir de böyle düşün. Ya bir saçmalama gözünü seveyim ya, acelemiz var bizim. Baksana piyasa, borla çalışan motor yapanlarla doldu. Bir an önce patlatmamız lazım bizim bu icadı. Ustacığım, biz bugün alacağız, kaç paraysa da vereceğiz. Bak sende de aynı şeyi görüyorum Yiğit. Fakirsin ama içinde bir zengin yaşıyor. Başkasının parasını gönül rahatlığıyla harcıyorsun. Elini bunu beğendi ve not etti. Sen bana birini andırıyorsun ama bakayım, sakal yok. Bakayım, gözlük de yok. Bakayım, burun aynı. Kaç para, ne zaman gelelim almaya? Sahtekar çocuk Mucit her şeyi itiraf ederken Denizli'den yeni evli bir çiftin balayında borla çalışan motor yaptıkları haberi Denizlileri gururlandırdı. Vay dübürüne ya. Dübürün açılımı ne ya? Dü, Farsça 2 demek. Bir de kanat mı demek? İnadım inat, dübürüm 2 kanat yani. Şimdi buldum ha. Vay dübürüne, vay dübürüne, vay dübürüne, vay dübürüne. Bu ne lan, bu ne? Meczup. Öldürürüm seni, bozuttururum. Kan akıtmaz bir yüzler lan. Köpek, köpek. Bu ne lan? Otur oğlum. El ver. El ver. Ne yapıyor bu çocuk ya? Ulan şunun ikisini zeka yarışmasına falan sokacak olsak bizim oğlan turu penaltılarda falan geçer herhalde. Vallahi Sezai senin oğlan sanki başka familyadan aramıza yatay geçişle katılmış gibi. Alınmaca yok. Yok ulan ne alınacağım ya.
Size iyi. Bu düveni için düveyle çalışan araba mı yaptın yoksa sen? Sen konuyu tamamen yanlış anlamışsın ya. Kurban için şimdiden aldım Hilmi. Genç olduğuna bakma, bayrama kadar büyür bu Hollanda yine. Ulan yıllardır Türk futbolunda oturmayan altyapı sistemi kurban sektöründe tıkır tıkır işliyor. Adam kurban için Hollanda'dan genç yetenek getirmiş ya. Yok lan, bunların yerleri daha ucuz da bunun için süt de veriyor dediler. Bayrama kadar sütünü de içeceğiz. Beraber mi içeceğiz? Hilmi bunu beğendi. Sezai, senin bu yaptığının altyapıda yetiştirdiğin sporcuya antrenmandan sonra gidip ışıklarda cam sildirmekten farkı yok, biliyorsun değil mi? Mevkisi ne lan bunun? Sola çık! Allah Allah! Nereden anladın ya? Lan oğlum sola geç, sola! Çitmesi pek sert bunun. Geçen gün böyle böğrüme vurdu. Eğir beylerim açıldı zannettim. Muhtemelen bunun mevkii sağ bek. Ama sağması bek bereketli oluyor ya. Çiftesi çok pek diyorsun yani. Bakayım. Bir şey değerlenmeden ucuza almak benim uzmanlık alanım. Ama ufkumu açtın size. Teşekkür ederim. Hollanda'yı ne? Arjen, Robbensiz siz bir hiçsiniz oğlum, hiç. Gerisi tırıvırı. Nerede o eski gulitler, bombastınlar, rekatlar? Kime diyorum? Hoşça. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!